Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son verilerini paylaştı. Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1048 olmuştur. Hudut güvenliğine ilişkin konuşan Aktürk, hudutlarımızdan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır dedi. Birçok ülke tarafından örnek alınan çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğine vurgu yaptı. 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı ve bölgede icra edilen en büyük birleşik müşterek tatbikat olan Efes 2024'ün fiili atışlı arazi safhası Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğan Bey atış ve tatbikat bölgesinde başarıyla devam etmektedir. Zeki Aktürk, İran Cumhurbaşkanı reisinin düşen helikopterini arama faaliyetleriyle ilgili de açıklamada bulundu. İran makamlarının talebi, Dışişleri Bakanlığımız ile yapılan koordine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı üzerine İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterini arama kurtarma faaliyetlerine Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterimiz görevlendirilmiştir.